Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 555 entegresinden bahsedeceğim. 555 entegresinin Monet Stable, Bistable ve Astable modlarından konuşacağım. 555 entegresinin içerisinde 25 transistör, 2 diyot ve 15 tane direnç bulunmakta. Ve standart aldığınız NE555 modellerinde 8 tane bacak vardır. Bir de piyasada NE56 modeli vardır. Bu NE56, 2 tane 555'i bir arada toplayıp tek bir komponent halinde entegreye dönüştürülmüş bir entegredir. Onda 14 tane bacak vardır. Çünkü artı ve eksi bacakları iki tane olduğu için birleşik ortak kılınmıştır. 16 tane gerek bulmamışlardı daha doğrusu. Özellikleri ise kare dalga sinyali çok rahatlıkla üretilebilir. Darbe genişliği kaynak gerilimden etkilenmez. Güzel bir özellik. 200 mA'a kadar çıkış akımı elde edilebilir. Çok çok güzel bir akım değil ama mesela basit devrelerde ve en yüksek şeyi ucuza aldığınız step motorları rahatlıkla çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Zamanlama ayarı dışarıdan bağlanacak R ve C devresiyle yapılabilir. R ve C'yi birazdan sizlere ayrıntılı anlatacağım. Tepki süresi milisaniyeden düşüktür. Güzel bir özelliktir. Maksimum çalışma frekansı ise 500 kHz'in üzerindedir. Şimdi bacak yapılarına gelecek olursak, birinci bacağı toprak bacağıdır. İkincisi trigger tetikleme pini, yani sistemi buradan tetikliyorsunuz. Tetikleme olacağında çıkış 1'dir. Yani buton koyduğunuzda bastığınızda çıkış 1 oluyor. Output bizim PWM, yani genişliği ayarladığımız çıkış pini output. Reset, bu pini toprağa değdirdiğinizde devreniz resetlenmiş oluyor. Kontrol voltajı, bunu çok fazla kullanmasak da bu pindeki gerilim değiştirilerek zamanla periyodu da değiştirebiliyorsunuz. Threshold, yani eşik, bu çok çok önemli değil ama genelde entegre kendi kendini resetlediği için onu da bir değineyim. Gerilim 2 çarpı VCC, yani bağladığınız VCC bölü 3 değerini aşarsa çıkışınız 0 oluyor ve entegre kendini reset atıyor. Yani bu entegrenin kendi içerisinde aldığı bir koruma. Deşarj, bu pin devredeki bir NPN transistörün kolektör bacağına bağlanmıştır. Yani buradaki NPN transistörün kolektör bacağına bağlanmıştır. Ve şarj ve deşarj olayını sağlar. Genellikle biz deşarjda daha çok şey yapıyoruz. İsminden de kullanılacağı gibi. VCC beslem pinidir. 5 ile 15 volt arası gerilim verilebilir. Önerilen 12 volttur. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim en önemli özelliklerine. 555 monostable modda tek kararlı çalıştırıldığında bu devrenin çıkış şartı kararlı konumun lojik sıfır seviyesindedir. Yani hiçbir şeye basmazsanız ki şu input dediğiniz tetikleme bacağıdır. İki tetiklerseniz hiçbir şeye basmadığınız sürece şurada bir butona bu sıfırdır. Yani çıkışınız sizin sıfırdır. Devre tetikleme anahtarının işaret uygulandığında, yani şuraya bir buton bağlayıp ve bastığınızda çıkış 1 oluyor ve bu durumda çıkışınız kararsız konuma geçiyor. Ve bu konumla geçme süresi ise şurada T eşittir 1.1 çarpı R çarpı C'dir. R ve C şunlardır. Bunlar süreyi belirler. Yani şöyle düşünün. Butona basıyorsunuz. LED'iniz yanıyor. Ve bu LED'inizin yanmasından sönmesine geçen süreyi R ve C çarpılarak ve 1 onda 1 ile çarpılarak belirliyorsunuz. Ve şurada belirleyeceğiniz R 10K ile 1 MΩ arasında, C ise 100 piko ile 1 milifarad arasındadır. Onu da söyleyelim. Şimdi bistable mod, bu da kararlıdır. Yani kararsız hiçbir konum olmuyor. Bu devrede 2 adet karar pini vardır. Yani şunlar. Reset ve buton. Şöyle anlatmak gerekirse daha demin ne yapıyorduk? 2 de trigger. Yani şuraya basıyorduk. Input'a basıyorduk. Aynı şekil trigger'e basıyorsun. Output'a bir led bağlarsın. Mesela şuradan bir ufak bir led bağlayalım. Kafanız karışmasın. Bu çok kalın olur. Şöyle olsun. Şuraya bir tane şöyle direnç. Ve şuraya da bir tane led bağladık. Şimdi şurada trigger'e bastığınızda
bu led yanacak ve sönmesini CVR olmadığı için sönmeyecek. Ancak sönmesini istiyorsanız reset butonuna basmanız gerekiyor ki ledimiz sönsün. Sistem bu kadar. Bayağı basit. Aklınıza bulunsun. Ve bistable'la monostable'ı çok biz üstüne durmuyoruz. Ama Astable'ın üzerinde çok çok duruyoruz. Burayı çok iyi anlayın. Burası çok çok önemli. Ve dikkat edin. Aklınıza takılan her ne nokta olursa olsun sakın sormamaktan, yani sorun, yani sormaktan çekinmeyin. Şimdi Astable mod. Şimdi buraya kondansatör R1 ve R2 üzerinden şarj oluyor. Yani şunla şu üzerinden oluyor. Ve bunu hesaplarken, yani ilk kısım şu kısmı, bu biliyorsunuz PWM olur. Şu kısmı, bak şurası T1, tamam mı? Şurası da T2. Şimdi kondansatör R1 ve R2 üzerinden şarj oluyor ve T1 toplanıyor, yani T1'i hesaplarken, şu kısmı hesaplarken R1 ve R2 toplanıyor, C ile çarpılıyor. Yani şurada da söylemişimdir. Evet, C ile çarpılıyor. Deşarj olduğunda, bak burayı mutlaka iyi dinle. 7. bacağımız bizim neydi? Görüyor musun? Deşarj. Burada deşarja 7 buraya bağlı. O yüzden R1'i asla dahil etmiyorsun. Burada da R2 ve sadece C'yi çarpıyorsun. Yani şunlar deşarj. Yani T2 düşüş süresi, low süresi R2 ile C'yi çarptığında, T1 süresi ise R1, R2 ve C'yi çarparak da elde ediyorsun. Burası önemli. Başka da zaten aman şey yok. Şu kontrol voltajıdır. Şurayı etkilenmesin diye nanofarad veya 0,01 mikrofarad cinsinde bir kondansatör takılır. Kondansatör dediğim gibi parazit yapmasın diyedir. Şunlar da pull up dirençleridir. 10K bağlasanız kafidir. R'in değerini belirtmesi şeye gerek yoktur. 5 ile 10K veya 15K iş görür. Şimdi bir tane de örnek yapalım. Ha, şu formülleri de söyleyeyim size. Şu lojik bir, yani şu kısım T1 kısmı, şuraya alalım. 0,69 parantez içinde R1 artı R2, şunları topluyorsunuz. Sonra da bu toplam değeri C ile çarpıyorsunuz. Yani şu C, bununla çarpıyorsunuz. Lojik 2 de, yani şu düşüş kısmı da T2'miz, 0,69'lu alıyorsunuz. R2 ve C ile çarpıyorsunuz. Bakın R1 yok. Çünkü şuradan bir kısa devremiz var. Yani şu şurayla beraber deşarjı R2 ve C üzerinden hallediyor sistem. Frekansımız ise F eşittir 1 çarpı 40, 1 onda 44 bölü parantez içinde R1 artı 2 çarpı R2 parantez kapat çarpı C'dir. Periyodumuz ise bildiğiniz gibi T eşittir 1 bölü F'tir. Bunu da bir diğer şeklinde 0,1069 parantez içinde R1 artı 2 çarpı R2 kapat parantez çarpı C. Bu formülleri sürekli kullana kullana elde ediyorsunuz. Aslında mantık da basittir zaten. Dediğim gibi şunlar toplanıyor. C ile çarpılıyor. Diğer türlü de R2 ile çarpılıyor C. Dot cycle oranı. Yani şu dot cycle oranı, doluluk oranı yani bu. Bunu birazdan size göstereceğim. Doluluk oranında aşağıda. Devrenin çıkış kare dalga frekansı. Yani 3. bacaktan çıkan kare dalga frekansı da 0,1072 bölü R1 çarpı C. Şimdi gelelim bir tane örnek. Ben üniversitedeyken de çok 555'e değindiler. Ve hep genelde de bu örnekler üzerinden gittik. Şimdi R1'imiz 1K, R2'miz 2K, C'miz 10 mikrofarad, 555'in T1 T2 genişlikleri, çıkış frekansını ve doluluk oranını hesaplayınız. Şimdi ne demiştik? T1, yani şu kısım 0,69 parantez içinde R1 artı R2 kapat parantez çarpı C. Yerine koyalım hemen. 1K kaç ohmdur? 1000 ohmdur. T1 eşittir 0,69 parantez içinde 1000 artı 2K kaç ohmdur? 2000 ohmdur. Kapattım parantezi. Topladım bunları içeride. Çarpı
10 çarpı mikrofarad diyor fark ettiyseniz. 10 çarpı 10 üzeri mikro nedir? 10 üzeri eksi 6'dır. 10 üzeri eksi 6. Toplam sonucum 21 milisaniyedir. Aynı şekilde yani şuraya bulduk biz. Şimdi T2'yi bulalım. Formülü yerine koyduğumuzda 0,10'da 69 çarpı R2 çarpı C. 0,10'da 69 R2'yi aldım. 2000 çarpı C'miz aynı. 10 çarpı 10 üzeri mikro olduğu için eksi 6. Bu da 14 milisaniye. Genel T ise ne? Ya T'yi diğer türlü şuradan bulursun. Ya da hiç gerek bulmadan zaten T1 ve T2'yi buldun. Ve toplam T'de şu olduğu için şöyle bir göstereyim. Toplam D'de artı ve eksi. Hop, çok özür dilerim. Şunu ufaltalım. Kalem alalım. Toplam D'de şu olduğu için T1 ve T2'nin toplamı olduğu için direkt 21 artı 14'ü toplayıp 35 milisaniye diyebilirsin. Frekansını da buradan 1 bölü T'den 1 bölü 35 milisaniyeden 28,10'da 6 Hz bulursun. Şimdi doluluk oranına gelecek olursak doluluk oranımız neydi? R1 artı R2 böl parantez içinde R1 artı 2 çarpı R2 kapat parantez. Yerlerine koy, hiçbir şey yapma. R1 artı R2 toplamda ne yapıyordu? 3000 ohm yapıyordu. Böl. Burada R1'i koyuyorsun 1000. 2 çarpı R2 2000'di zaten. 2 ile çarparsın 4000. Bir de 1000 vardır 5000. Bu işlemi yaptığında 0,16 gelir. Yani %60 doluluk oranına sahibizdir. Bunu da göstereyim size. Doluluk oranını bahsedeceğim demiştim size. Bir saniye. Şuradan bir tane siyah kalem alalım. Kalem yeterli galiba. Evet. Şimdi şu bizim %50'lik doluluk oranı olan bir PWM sinyalimiz. Yani genişlik bakın. Şu da %70'lik, %80 gibi oldu ama. Aynen %80'lik olsun. Şimdi kırmızı kalemimizi de alalım. Bunu birazcık küçültelim. Bak şunla şu aynı, tamam mı? Şunla şu aynı. %50. Şu da %50. Tamam mı? Burada fark ettiysen yani şu kısım %100. Eğer bunu ben böyle yaparsam şu %100 olur. Şimdi şurada ise şuna göre bakarsan şunlar aynı hizada olduğunu düşün. Bak şu şurada bitiyor. Yani %50 yaklaşık %80 oldu değil mi? Şu 30, şurası da %30 kabul edersen şuraya da 30 aldığını farz et. Burada da küçük bir %20 doluluk oranı vardır. Yani burada doluluk oranımızı bulduğumuz bu. Bir diğer aşağıda mesela servomotorun şeyini yapacağım. Göstereceğim. Orada da bir göreceksiniz. Dirençlerle biz bunları ayarlıyoruz. Sağa mı dönsün, sola mı dönsün motor? Mesela ben üniversitede bir tane projem vardı. Servo motoru 555'e döndürdüğümde geçecektim. İnterneti açtım. Bu tasarım ben yapmadım. Ama çalıştığında emin olduğum için direkt sizlere de gösteriyorum. Direkt bu devreyi kurdum ve çalıştırdım. 68 K'yı bağlamış. Mesela şuraya bastığımda genişliğim benim dediğim daha demin doluluk oranı vardı ya. Genişliğim benim azalıyordu. Ve motor o anki şeyine göre sağa dönüyordu. Saat yönüne doğru dönüyordu. 10K şey yaptığımda ise genişliğim benim daha çok arttığından sola dönüyordu. Sistemde budur. Zaten şunu da göstereyim. Burada şey var. Kalemimizi alalım. Şuradan sonrası motor sürücüyle alakalıdır. Yani şu transistörün koyulma sebebi anahtarlama görevi görsün. Motoru sürmek içindir yani bu transistör. Eğer devreniz çalışmazsa, benimki çalışmadı. Ben devrenin tasarımından şüphelendim. Veya transistörüm bozuldu, bozukmuş. O an kısa devremi yaptım artık. Ne yaptıysam fazla akım çektiğinden dolayı galiba transistörümü yakmıştım. Bu devreyi kurun. Eğer servo motor sürmek istiyorsanız büyük ihtimalle çalışacaktır. Eğer benden potansiyometre ile döndürmek istiyorsanız servomuzu ileriye ve geriye
Söyleyin. Ona da yardımcı oluruz. Sıkıntı olmaz. Mantığını anlayın. Şunu mutlaka öğrenin. Eğer öğrenemezseniz söyleyin. Tekrar tekrar anlatmaya çalışırım ben. Hiç sıkıntı olmaz. Benlik bu kadar. 555'i elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.